Merhaba arkadaşlar. Bugün Mahmut Aydın hocanın Nihal dergisinde yayınlanan bir makalesini okuyacağım. Makale, makalenin linki aşağıda. Oradan derginin direk kendisinden bunu bulabilirsiniz. Burada İsrail devleti neden Filistinliler üzerinde o kadar çok baskı yaptıklarını kendi teolojik arka planlarına dayanarak anlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar Kudüs bir şehirdir. Kudüs'ten bahsedelim. Süleyman Mabedi biliyorsunuz milattan önce 10. yüzyılda inşa ediliyor. Milattan önce milattan sonra mı dedim? Milattan önce 586 yılında yıkılıyor Nebukadnezar tarafından. 540'lı yıllarda yeniden inşa ediliyor ve milattan sonra 70 yılında Romalılar tekrar mabedi yıkıyor. Yani böyle bir e, mabet merkezli bir tarih var. Zaten birinci mabet dönemi, ikinci mabet dönemi falan buna göre tasnif ediliyor e, Yahudilik tarihi. Kudüs'te en önemli dini mekanlar arkadaşlar tabii ki öncelikle Süleyman, Süleyman Mabedi ve çevresi Hristiyan e, Yahudiler için çok önemli. Yine Kutsal Mezar Kilisesi var. Birinci Konstantin'in e, inşa ettirmiş olduğu bir de Mescid Aksa ve Kuppetü Sahra bu da Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından yapılmıştır. Gördüğümüz gibi her üç büyük monoteist dinde de Kudüs'ün önemini görebiliyoruz. Şimdi ilk yerleşme Hiksoslar tarafından yapılıyor arkadaşlar. M.Ö. 1720'lerde, 1550'lerde. Yani böyle düşünüyor tabii tam net daha bulgularımız elimizde yok. M.Ö. 1400'de Hurdiler yeni yerleşim alanları oluşturmuşlardır Kudüs bölgesinde. Şimdi Tanah'ta yani Yahudilerin kutsal kitabında Tanrı İbrahim'e şöyle demektedir. Ülkenin akrabalarını baba evini bırak sana göstereceğim ülkeye git. Yani o ülkede arkadaşlar... Bugünkü Filistin toprakları, ee, oraya gidiyor. seni büyük bir ulus yapacağım diyor. Ee, fakat hoca diyor ki, Mahmud Aydın hocamız diyor ki, e, Babil sürgün oluyor biliyorsunuz. Demokrat nüzâli yıkıyor, ne yapıyor? Yerel halk Babil'e sürgün ediliyorlar. E, şimdi e, kutsal Kitap'ta ortadan kayboluyor bu arada. Mabet yıkılıyor ya, e, iç, içerisindeki Tevrat şeyi de, orijinal Tevrat da kayboluyor. Ne yapıyor bunlar Yahudiler? şeye gidiyor, Babil'e gidiyor, düşünme vakitleri oluyor ve mabet merkezli bir ritüelleri bulunmadığı için tutunacakları dal yok. Ne yapıyorlar? Yeniden Tevrat'ı merak ediyorlar. Tevrat'ı yeniden e, oluşturmak istiyorlar. Ezra önderliğin hoca demiyor da bunu. Tabi yan makalede geçmiyor ama genelde biliniyor. bunu Ezra olduğu düşünülüyor. Bugünkü elimizdeki eski ahitin yani Tevrat'ın yazarının e, Ezra olduğu düşünülüyor. Tabi bu tabi tartışmalı. Ezira'nın bunu kendisi yazmadığı, farklı farklı metinleri kes yapıştır şeklinde günümüzde bu şekilde oluşturulduğu falan şey var, görüşler var. Buraya şimdi girmeyeceğim ama her neyse. Yani bu şu, bu şu demek, Tevrat, yani bugünkü elimizdeki Tevrat'ın oluşturulması Babil sürgününe dayanıyor. Yani ortada mabet yokken. Bu sebeple arkadaşlar Mahmut Aydın Hoca diyor ki... Bu işte Hz. İbrahim'e vaat edilen bu topraklar aslında Babil sürgününde yazılmış olması gerekiyor diyor. Çünkü orayı özlüyorlar, Kudüs'e özlüyorlar. E i̇şte işte Kudüs'e geri dönelim çağrısı yapıyorlar falan. Bu şeyde sanki onu çağrıştırıyor gibi pasajlar. Şimdi İbrahim e, oğlunu İshak'ı Moria Dağı'nda kurban etmek istemiştir biliyorsunuz. E, o Moria Dağı da bugün Kudüs'te bulunuyor. Eşi Sara'yı Kudüs'te Makpela mağarasına gömmüştür. Önemli bir mağara, Makpela mağarası. Vefat edince kendisi de oraya gömüldü. Sonra İshak ve İshak'ın eşi Rebeka da arkadaşlar bu Makpela mağarasına gömülmüştür. Aynı zamanda Davut krallığından önce de patriyaklar Kudüs'e yerleşmiştir arkadaşlar. Yani bütün bu şeyler İsrailoğullarının baba olarak kabul ettikleri bütün o şeyler, büyük insanlar Kudüs'te gömülmüştür. Bunun içinde arkadaşlar çok önemlidir. Ee, mesela nerelisin diyoruz? Birisi değil mi Türkiye'de? Yozgatlıyım diyor. İşte Manisa'lıyım diyor falan. Sürekli kendimizi oraya e, yönlendiriyoruz. Neden? Ben hiç orada yaşamasam bile, işte benim annem veya babam oradan geldiği için sürekli ben ister istemez o kendimi orada hissediyorum. E, burada da kendi babaları, ataları Kudüs'te oldukları için Yahudiler e, sürekli Kudüs'te yaşamak istemişlerdir. Şimdi tekvin kitabında Yakup'un rüyasında Tanrı'nın kendisine şöyle bir vaadi var. Atan İbrahim'in İshak'ın Tanrısı Rab benim dedi. Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. Uyanınca ne korkunç bir yer dedi. Bu Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı dedi. Yani bunu e, Yakup bir yerde görüyor. Şimdi Yahudiler diyor ki bu yer işte rüyasını gördüğü yer aslında Süleyman Mabede'nin olduğu yerdir. Yani burası göklerin kapısı diyor bakın. Yani yeryüzü ile gökyüzü arasındaki e, yani ikisini birleştiren yer bu Süleyman Mabedi'nin yapıldığı alandır diye yorumluyorlar. Şimdi Yusuf peygamber döneminde biliyorsunuz kuraklık oluyor. E, şey Mısır'a göç ediyorlar. Yusuf peygamber orada belli devlet görevine getirilince ailesini de çağırıyor ve göç oluyor oraya doğru ve 400 sene orada kalıyorlar sonra Musa peygamber ile yine Mısır'dan çıkıyorlar biliyorsunuz. Sina çölünde 40 yıl duruyorlar falan. Ee, Milattan önce 1200'lere tekabül ettiği düşünülüyor bunun. Şimdi Sina dağında Musa ahdi yenilemiştir bu Kudüs Kudüs'e göç mevzusunu. Ve orada tabii ki Tora verilmiştir. Ona şer'i hükümler verilmiştir. Ve böylece şeriat merkezli bir dini yapıya dönüşmüştür. Hristiyanlık ve yine bu tanrısal vadede bağlı kalmışlardır. Şimdi Musa peygamber ölünce Yeşu önderliğinde Yahudiler Filistin'e giriş yapmışlar. Bir müddet kabile federasyonu şeklinde yaşamışlardır. Şimdi 12, kab 12 kabileye bunlar. İşte Yakup'un 12 oğlu falan. E şimdi arkadaşlar bunlar kabile kabile oldukları için e, birini kral seçmek istemiyorlar. Çünkü hiçbir kabilenin diğerinin üstün olmasını istemiyorlar. Fakat ee, şartlar değişiyor Çok çok düşmanlar artıyor Artık e, bir otoriter bir güce ihtiyaç doğuyor Bu kabileler için Yahudilerin kendilerini savunabilmesi için O Kudüs bölgesinde Bu sebeple bir kral istiyorlar Ve e, Davut kral olarak seçiliyor e, Ondan sonra da Süleyman seçiliyor Ama içlerinden bir kısımda pişman oluyor Keşke diyor e, Kral seçmeseydik diye biraz yan çizdikleri oluyor Süleyman'dan sonra zaten ikiye bölünecek Bu krallık Evet, e, İsrail krallığı kuruluyor. Davut döneminde Kudüs şehri krallığın başkenti yapılıyor. Sebebi de coğrafi ve stratejik konumudur ve hiçbir kabileye ait olmamasıdır. Şimdi orada arkadaşlar o işte bu kabile federasyonu döneminde her kabilenin belli bir toprağa aitliği var. Şimdi mesela diyelim ki Davut Benyamin kabilesinde e, bu krallığını, bu başkenti kursaydı diğer kabileler ne yapacaktı? Karşı çıkabilirdi, değil mi? Kıskanabilirdi. Bu sebeple hiç kimseye ait olmayan bir yerde kurmaya karar verdi ve Kudüs'ü bu şekilde seçti. Yani bu e, şey bu bunu biliyoruz biz ama işte Yahudiler bu şekilde bunu düşünmüyorlar. Direkt Tanrı'nın oraya işaret ettiğini düşünüyorlar. Şimdi Süleyman Mabedi'nin inşa edilmesi ve Ahit Sand'ın oraya getirilmesiyle artık o bölge yani Kudüs kutsal mekan olarak görülmeye başlanmıştır. Yani gökyüzü ile yeryüzü arasındaki bağlantıyı oluşturan şehir Kudüs. Babil sürgünü sonrası yazılan Tanah'ta bu şehre tanrısal anlam verilmeye çalışılmıştır. Tabi hoca sürekli burada Babil sürgününe değiniyor. Tevrat'ın kesin orada yazıldığına inanıyor hoca. Ve e, o bütün bu olaylara bağlı olarak arkadaşlar Tevrat'ın yazıldığı düşünülüyor. Yani önceden vaat edilmiş, sonradan gerçekleşmiş değil. Gerçekleşmiş tarihte ve bu sebeple Tevrat'ta yazmış. Yani hoca bu şekilde anlatıyor. Midraşlarda Kudüs şehrinin kutsallığının ilk kuruluşuna dayandığı ifade edilir. Midraş Rabada da Adem Kudüs'teki topraktan yaratılmıştır. Midraş biliyorsunuz Talmud'un da yorumudur. Burada mesela Allah Teala diyor ki ben insan yaratacağım diyor. Toprak topraktan yaratıyor ya. O toprakta işte Kudüs toprakları Yahudilere göre. Yani ilk insan Kudüs'te yaratılmıştır. Yani Kudüs topraklarından yaratılmıştır diyorlar. Yani bu sebeple de Yahudiler için önemli Kudüs. Şimdi Davud kan döktüğü için mabet yapma ona nasip olmuyor. Yani kendisi mabet yapmak istiyor ama tanrısal irade buna müsaade etmiyor. Çünkü savaşlar yapıyor biliyorsunuz Davud peygamber. Onun yerine oğlu biraz daha pasif kalan Süleyman, Kral Süleyman bu mabedi yapıyor. Ama yine planının davutun yazdığı düşünülüyor. Kral Süleyman'ın dördüncü yılında mabet tamamlanıyor ve Yahudilik mabet merkezli bir din haline geliyor artık. Yani Musa'dan sonra neydi? E, şeriat merkezli bir din haline gelmişti. Tora ile birlikte. E, bu şey mabetten sonra da mabet merkezli hale geldi. Şimdi 613 mitzvot var. E, mitzvah da diyoruz. E, hüküm demek. 248'i emirdir. 365'i de yasaktır. Bunlar Yahudi kanunlarıdır. E, bunlara Yahudilerin hepsi uymak zorundadır arkadaşlar. Fakat mabet yıkılınca sadece 270'i uygulanabilir olmuştur. Yani yarısından da az hükümler artık uygulanabilir olmuştur. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında hükümlerin çoğu mabetle ilgili. Yani burada da mabedi ne kadar e, Yahudi yaşamında merkezi bir rol oynadığını görebiliyoruz. Bu sebeple de günümüzdeki Yahudiler bu yine bu bütün mitvaların uygulanabilmesi için bir mabede ihtiyaç duyuyorlar. Bu mabette ancak işte Kudüs'te yine bu Süleyman mabedinin temelleri üzerinde inşa edilmesi gerekiyor. Bugün hala biliyorsunuz arkeolojik kazılar yapılıyor, temelleri aranıyor fakat şu ana kadar bir gelişme olduğu görülmüyor. Şimdi yeniden inşa edilene kadar kurban ritüeli de ertelenmişti. Biliyorsunuz mabedin içerisinde yani avlusunda kurbanlar sunuluyor ve Tanrı'nın onun kokusundan da hoşlanacağı düşünülüyor. Bu Tevrat'ta Hazreti Nuh kıssasından anlayabiliyoruz yani öyle geçtiği için. Şimdi Daniel peygamber önemlidir. Neden? Sürgün peygamberi. Babil'de e, peygamberlik yapıyor. O mabet yıkılmış olmasına rağmen günde 3 defa e, şeye Kudüs'e yönelik, bu mabede yönelik ibadet ediyor. Yani burada da bir e, aslında mabetsiz bir ibadetin başlangıcı diyebiliriz. Mabet yokken bile demek ki oraya doğru ibadet edilir. Şimdi Babet sürgününden 40 ila 50 yıl sonra yeniden mabet inşa ediliyor biliyorsunuz. Yeni algıya göre Yahudiler mabet için hep ümit var olmalıdır. Neden? Çünkü yıkıldı bakın Tanrı nasıl da yeniden inşa ettirdi. Demek ki hiçbir zaman ümit kesilmemesi lazım. Sürekli yeniden bir millet oluşturmak, yeniden bir devlet kurmak ve mabedi yeniden inşa etmek için ümit var olmak gerekiyor. Belki Mesih düşüncesi de yine bu sürgün dönemine denk geliyor. Şimdi Yahudiler için Kudüs göksel krallıkla yeryüzü krallığının kavşak noktasıdır. Yine hac ibadeti var. Fısık, Sukot ve Şavot bayramlarında bu işte Mısır'dan çıkış olaylarına bağlı bayramlar bunlar. Bunlar yılda üç defa kutlanıyor ve o dönemlerde de şehir ziyaret ediliyor. Mabet yokken bile ee, bu hac devam ediyor arkadaşlar. Yani milattan sonra 70'te Romalılar biliyorsunuz tamamen yıkıyor. İsyan yani Yahudilerin isyan etmesi sebebiyle ve ama haclar devam ediyor. Ağlama duvarında mabede üzülmekte ve ümit var olmaktadırlar. Günümüzde biliyoruz. Ağlama duvarının önünde dua ediyorlar. E, ritüeller gerçekleştiriyorlar. Ayakta amida ayaktaki duayı gerçekleştiriyorlar falan. Şimdi eskatolojik inançları da var Kudüs merkezli Yahudilerin. Mesih burada Büyük İsrail'i kuracaktır ve mabedi tekrar inşa edecektir. Şimdi bu sebeple bazı Yahudiler şeyin İsrail devletinin kurulmasına ve Siyonizm'e de karşı çıkıyorlar. çünkü onlara göre sadece Mesih bu krallığı yeniden inşa edebilir. Bu tanrısal iradeye aykırıdır diyerek bugünkü İsrail devletinin meşru olmadığını ifade ediyorlar. Ama çoğu tabi yani şöyle şimdi biz bütün Yahudileri çok dinler zannediyoruz ama dinler olmayan da çok Yahudi var. Yani yok Mesih'miş, yok şeymiş Davut Krallıymış umurlarında olmayan birçok Yahudi de var. Sadece kendilerine ait bir devlet istiyorlar seküler yapıda. E, dağınık Yahudiler orada yeniden toplanacaktır arkadaşlar. Tabi bu düşünceye göre bütün dünyaya yayılacak Yahudiler ama bu Mesih ile birlikte herkes yeniden Kudüs'te toplanacak. Şimdi Babil sürgününde İshaya, Hezekiel ve Yeremya peygamberleri sürekli ümit aşılamıştır e, Yahudilere. E, ümidinizi kaybetmeyin işte güvenin Allah'a falan. Kıyamet sonrası yeniden dirilmedi arkadaşlar Kudüs'te Zeytin Dağı'nda olacaktır. Evet yani burada yeniden dirilişin e, Kudüs'te olacağına inanıyorlar ilginç olarak. Hac için gelenler burada ölmek istiyorlar bu sebeple veya gömülmeyi arzu ediyorlar Kudüs'e. Kudüs'te gömülenler sorgu sualden muaf olacaklardır diye inanılıyor. Yani mesela Amerika'daki bir Yahudi diyelim ki 90 yaşına geldi, hastalığa yakalandı, öleceğini düşünüyor. İsteği Kudüs'e gitmek ve orada can vermek ve oraya defnedilmek. Şimdi tabi delilleri de Tanahta İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf'un Kudüs'e defnedilmesine dayandırıyorlar. Kudüs dışında yaşayıp ölmek doğru bulunmamıştır arkadaşlar. Bakın yaşayıp hem yaşamak hem de ölmek doğru bulunmamıştır. Neden? Çünkü koskoca Tanrı Yahve sana orayı vaat etmiş. Bir zahmet şükür olarak oraya git orada yaşa. Eğitim için çıkılabilir diyorlar ama yine de geri dönülmesini tavsiye ediyorlar Yahudiler. Sonuç olarak Babil sürgünü travması içerisinde Tanah yazılmıştır. Kudüs'ün önemi İbrahim'e olan vaade dayanmaktadır. Adem'in yaratıldığı toprak oradadır. Adem'den de önce vardır demek ki Kudüs. Çünkü e, biliyorsunuz oradan toprak alırken Adem yok ama toprak var. Demek ki Kudüs Adem'den de önce. Kudüs'ün ebedi Yahudi toprağı olduğunu ispat etmek için Patriakların da buraya gömüldüğünü anlatıyorlar. Patriarchlar oraya gömülmüştür. Mesih'in kuracağı büyük İsrail krallığının merkezi olacaktır Kudüs. Kıyamet sonrası hesap orada görülecektir. Yahudiler Kudüs'ü elde tutmak yoksa sahip olmak için elinden geleni yapmalıdır diyorlar eretz İsrail kavramı var burada, İsrail toprağı. Bunlar ebediyen Yahudilere ait kabul edilir arkadaşlar. Evet gördüğümüz gibi şu an biraz daha iyi anlayabiliyoruz Kudüs'ün Yahudiler için ne kadar önem arz ettiği ve neden orayı Filistinlilerden temizlemek istedikleri. Çünkü onlar Tanrı tarafından kendilerine vaat edilmiş ve ata toprakları olarak kabul ediliyor. Bu sebeple her iki taraf bugüne kadar mücadele ediyor dinlediğiniz için teşekkür edelim hoşçakalın.